Evlerimiz dışarıdaki yaşam mücadelesinden sonra sığındığımız limanlar gibi. Rahatlama, sevgiyi paylaşma ve tükenen enerjimizi yenileme yeri olan evlerimiz, zaman içinde kendi düşüncelerimizin veya diğer insanların yaydığı negatif enerjilerle dolabilir. Bu durumda huzur bulmamız gereken bu kutsal limanlar bize daha fazla rahatsızlık hissi vermeye başlar. Şimdi evlerimizi negatif enerjiden temizlemek için çok uzun zamandır kullanılan ve bilinen bazı yöntemlere göz atalım. 1. Taze havanın içeri girmesi. Her sabah ilk iş evi havalandırmak olmalı. İçerideki durgun havanın dışarı çıkması ve temiz havanın içeri girmesi huzurlu bir enerji getirecektir. 2. Bozuk ve kullanılmayan eşyalardan uzaklaşmak. Bozuk veya kullanılmayan her şeyi ya tamir edin ya da evden uzaklaştırın. Yaşadığımız yerde az ama öz ve işlevi olan eşyalar tutmak enerjinin doğru akmasını sağlar. 3. Ada çayının iyileştirici gücü. Ada çayı hem bedene hem de yaşadığımız ortama şifa getiren bir bitkidir. 3-4 dal ada çayını birleştirerek yaktığınızda ortamdaki negatif enerji bir anda dağılacaktır. 4. Dağınıklığın toparlanması. Evde düzensizlik ve dağınıklık kendi başına enerjinin bozulmasına yol açar. Her şeyi belirli yerlerde tutmak ve düzenlemek gereklidir. Dağınıklığın kendisi zihin bulanıklığı, unutkanlık ve tembelliği kendisine çeker. 5. Sirkeli suyla temizlik. Evi düzenli aralıklarla sirkeli suyla temizlemek ferah bir enerjinin içeri dolması demektir. Sirke temizlik anlamında da çok kullanışlı ve doğal bir malzemedir. 6. Lavanta, yasemin ve sandal ağacı yağları. Bazı çiçeklerin ve bitkilerin kokuları güzel enerjilerin mekana dolmasına yardımcı olur. Özellikle lavanta, yasemin çiçeği ve sandal ağacı kokuları böyledir ve bunların yağlarıyla çok güzel oda parfümleri yaratabilirsiniz. 7. Düşünceleri pozitif tutmaya çabalamak. İşte bu en önemli nokta. Genellikle kendi negatif düşüncelerimiz, korkularımız, endişelerimiz, tartışmalarımız ve ağzımızdan çıkan sözler evde negatif enerjinin asıl kaynağını oluşturur. Düşüncelerimizi mümkün olduğunca pozitif konulara odaklayabilmek, yüksek sesli ve kırıcı sözlerle yapılan tartışmalardan uzak durmak hem evimizi hem de hayatımızı dönüştürecektir. Bu dönüşüm zaten yaşadığımız mekana da yansıyacak ve hayat bir ayna olduğu için zamanla tüm yaşamımız şifalanacaktır.